Arkadaşlar tekrardan merhaba. Rüzgarlı bir günde yeniden bir aradayız. Elimde gördüğünüz şey Svartbilen'in fren maneti. Bu ise ayaklığı genişletmeye yarayan aparat. Bunların montajını bugün gerçekleştireceğiz motora. Geçen turlardan birisinde hatırlarsınız videolarda debriyaj manetinin köşesini kırmıştım motoru yan yatırarak. Hem bunu değiştireceğiz, hem ayarlı manetlere geçmiş olacağız, hem de fren manetini yenilemiş olacağız. AliExpress'ten aldığım bu ürünler toplamda 1000 TL civarına geldi. Vergi dahil hepsini AliExpress ödeme ekranından tamamladım. Sorunsuz bir şekilde 10 gün içerisinde elime ulaştı. Gördüğünüz gibi üzerinde 250 yazıyor. Üzerinde sertlik ve yumuşaklık ayarı var. Şu 250 yazısının arkasında maneti uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Burada bir adet vidası var. Ayrıca şu vidayı da gevşeterek açı verip 90 derece yukarıya aşağıya indirebiliyorsunuz maneti. Bu özellik hem frende hem de debriyaj manetinde ikisinde de mevcut. Şimdi montaja geçelim. Bir adet yıldız ve altında bir adet somun mevcut. Öncelikle debriyaj manetini değiştiriyoruz. Koyalım. Vida biraz sert. Şimdi şu şekilde iki adet vida çıktı. Gördüğünüz gibi bir adet vida, bir adet de somun. Bunları kenara koyuyoruz kaybetmeden. Debriyaj maneti artık boşa çıktı. Şimdi altına eğileceğim. Burada debriyajın teli var. Debriyajın telini çıkarmam lazım. Böyle lastiği birazcık sıyırıyorum arkadaşlar. Şunu birazcık gevşeteceğim. Çok sağ ol. Sağ olasın. Kırılan debriyaj kolumuz. Şimdi yenisini takıyoruz. Bu şekilde teli oturttuktan sonra ters çeviriyoruz ve yuvasına ittiriyoruz. Yuvaya ittirdikten sonra ben bu arada motor bloğuna bağlanan debriyaj telini oradan söktüm ki bu debriyaj teli boşa çıksın diye. Çok daha rahat bir şekilde takılıyor, aklınızda olsun. Şimdi az önce çıkardığımız somunları yuvasına takıyoruz şu şekilde. Güzelce sıktım. Debriyaja basıyoruz. Mekanizmamız sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu istediğimiz gibi uzatıp kısaltabiliyoruz. İstersek 90 derece bükebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Debriyajımızın görüntüsü bu. Ben bunu birazcık uzatacağım. Sertlik ayarına bakalım. Gayet iyi. Gayet güzel. Bu alyanların hepsini sıkacağız. Çünkü AliExpress'teki yorumlarda da fabrikadan gevşek geldiğini söylemişler. Araziye girdiğinizde düşme tehlikesi var. Bunların hepsini sıkarsanız iyi olur. Zaten geldiğinde de bu şekilde görüyorsunuz. Biraz laçka geliyor. Hepsinin boşluklarını alacağız tek tek. Bundan sonra fren manetini değiştirmesiniz. Şimdi arkadaşlar montaj tamam. Gördüğünüz gibi manetin uzunluğunu, kısalığını ayarlayabiliyoruz. Burada ufak bir alyan var. Bakın şu şekilde. En uzununda bastığımda bidonun ucundan iki parmak geride kalıyor. En kısasında ise bastığımda neredeyse 3 parmak geride kalıyor arkadaşlar. Kısa da kullanılabilir bu, uzun da kullanılabilir. Ben keyfime göre şimdilik fren manetiyle hemen hemen aynı olsun diye birazcık uzatacağım. Şu şekilde. Biraz en uzununu da kullanayım.
Sana ben büyük ihtimalle bunu ne en kısa ne en uzun ikisinin ortasına çekerim. Ayarlayıp halyanı sıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sorunsuz. Şu alyanların boşluklarını aldım dediğim gibi. Yine bir daha kontrol ediyorum. Hemen mesela 90 derece yatırabildiğimiz alyanı kontrol ediyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Daha güzel oldu. Arkadaşlar debriyaj manetimiz tamamdır. Görüntümüz bu şekilde. Burada ayarlarımız mevcut. 6 kademeli. Bunun yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ben biraz sert sıkmışım. Burada uzun kısa ayarı mevcut. Burada 90 derece yatırabilirsiniz maneti. Gayet iyi. Gayet güzel. Şık bir görüntüsü oldu. Önünde de 250 yazıyor. Swart Plan 250 olduğu için 250'sini aldım. Gayet iyi. AliExpress'te her rengi var. Şimdi fren manetini değiştirelim. Orijinal fren maneti. Bir adet somun, bir adet civata ile bağlantısını sökebiliyorsunuz. AliExpress'ten aldığımız fren manetini şimdi yerine oturtuyoruz. Fren maneti debriyaj manetinden daha basit arkadaşlar. Burada bir adet hidrolik sistemi çalıştıran uç var. Onun dışında herhangi bir mekanizma söz konusu değil. Yani bir tel sökmeyle, takmayla uğraşmıyorsunuz. Şimdi Oğuz'un da oturduğu yer tam olarak burası. Videoda zoom yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde takıyoruz. Ve söktüğümüz civatayı ve somunu yerine oturtuyoruz. Başka hiçbir şey yok. Fren maneti söküp takmak çok basit. Evet, gördüğünüz gibi fren manetimiz burada. Bunda da yine aynı şekilde ayarımız var. 6 kademeli. Görüyorsunuz. Ayarladığımızda boşluğu tamamen yok oluyor. Şimdi bunun da yine alyanlarını sıkacağım. Boşluklarını alacağım. Şöyle bir yandan önden göstereyim ben size. Şu anda şu şekilde bir oynama var. O alyanları sıktığımızda tamamen ortadan kalkacak. Şu alyandan kaynaklanıyor. Yine 90 derece. Burada yatar ayar var, mekanizma var. Bunların da yine boşluğunu alacağım. Hepsini tek tek. Uzatma, kısaltmamız mevcut. Ayarımız mevcut. Gayet iyi. 6 kademeli. Yumuşaklığını, sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde debriyaj kolumuzda manetimizle değiştirdik. Görüyorsunuz. Çok iyi oldu. Boşluk yok. Ayar yapabiliyorsunuz. 90 derece yatırabiliyorsunuz. Uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Şimdi yan ayağa kaz ayağını takacağız. Arkadaşlar kaz ayağı da bu şekilde. Bu şekilde bir aparat. Gördüğünüz gibi üzerinden bu parçayla sıkıştırma yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bunda da yine 250 yazıyor. AliExpress'ten almıştım. Linklerini bırakırım açıklama kısmına. Bu da bataklık gibi, çamur gibi, kum gibi, toprak gibi zeminlerde motorun yan yatmasını engelliyor. Çünkü gördüğünüz gibi yan ayağımızın tabanı çok küçük. Şimdi bunu da şöyle takacağız. Şuradaki küçük vidayı gevşetmeniz gerekiyor. Alyanı. Ki rahatça oturabilsin. Üstteki plaka. Arkadaşlar kaza ayağının montajı da tamamlandı. Gördüğünüz gibi alt plaka ile üst plakanın arasına yan ayağı oturttum. Üstteki alyanları sıktım.
boşluklarını aldım teker teker. Şimdi şu ortadaki al yanında boşluğunu alıyorum. Şu anda bu şekilde görüntümüz ve motorumuzu kaldırıyoruz. Ayak katlandığındaki hali bu şekilde. Oturduğumda da çok rahat bir şekilde oturuyor. Görüntü ise bu. Gayet şık, gayet kullanışlı. Bugün 3 modifikasyon yaptık motorda. Bir tanesi yan ayak genişletme. Diğeri debriyaj maneti. Diğeri ise fren maneti. Üçü de oldukça kullanışlı. Oldukça şık. Tavsiye ederim. Aleykümselam. Tura hazırız.